biraz böyle yardım etme. Anında yine aynı iki magamda turnikeden fırladı. Gel buraya gel falan diye gaza getirmeye çalışıyorlar. Bu sefer köpeksiz. Pusuda bekliyorlar. Sonra iki tane başka daha önce gördüğüm pislik burada bana linçe girişenlerden, onlarla buluştu orada. Bir bira için bu şeyleri yaparlar be bunlar. Bir bira için çingene milleti, bu anasını siken orospu çocuğuysa çingene kralı ve orospu anası çingene kraliçesi. Diğerleri de, Özdemirler de çingene orospularıdır hepsi. Talmud ayetine göre köpekleri kendi analarını siken çingene kabilesi. Çingene kabilesi. Bütün gün burada dolaşırlar böyle son moda telefonla. Uyuşturucu tacirleri hepsi. Fuat Avni gibi kendi orospu analarını ve köpeklerini becererek. Orospunun piçine bak. Ben ne kadar kötüymüşüm. Sanki gözümün önüne yaptırmıyordu burada. Ve bahçemde hayvanın diğerleriyle buluşmuyordu. Onları göndermiyordu. Gözümün önünde. Göstere göstere. Ben hepsini yönetiyorum diye. Bütün bokları buraya yöneten sanki bilmiyoruz anasını satayım. Ben değil, bütün bu ilçe biliyordur. Hepsi kancık olduğu için susuyor. Gözümün önünde burada çalıların arkasına saklanarak yaptırıyordu. Kaç videomda vardı, hepsini yok etti. Pencereme gelip bam 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 bam. Magandalarıyla. Kaç linç yedim burada. Onun adamlarını. Ki kendimi savunamadım. Adım gibi biliyordum. Adli dava için yapılıyor. Adım gibi biliyordum. Sonunda yiye yiye 10 tane, bir tane ters vurduk. İçeri yaptırdılar. Kendimi savunmaktan. Neden? Çünkü daha önce iftirayla bir dava yemiştim, ceza yemiştim, sabıkalı edilmiştim. Özdemirlere, Yılmaz Özdemir, kızı Türkan ve diğer Nalan ve Cansu, orospu demediğim halde orospu demişim diye ceza yedirdiler. İlk dava. Anında Erenköy'de bulduk kendimizi ve 2,5 sene orospu demediğim halde orospu oldukları halde ve bir orospu çocuğu daha orada. Nasıl satayım? Çingeneler her karış toprağı çalmış ve bu ilçede Fuat Avni gibi kendi analarını sikerek